Birazcık etimolojisini incelememiz gerekirse eğer, limanda vinç altında gemiden teslim alınacak ya da gemiye yüklenecek eşya anlamında kullanılır. Ancak kara, hava, deniz ve benzeri gibi bütün taşıma araçlarında bu kelime kullanılır. Supalan, Fransızca kökenli bir kelimedir. Yürürlükten kaldırılan 1615 sayılı gümrük kanununun terimi, 4458 sayılı gümrük kanununda taşıt üstü deyimi kullanılmaktadır. Ancak supalan kelimesinin uzun geçmişi nedeniyle kullanımı yine de yaygındır. Eşyanın özelliği nedeniyle supalan işlemine ihtiyaç duyulabilir. Bu olanaktan yararlanmak için firmaların ya da şahısların bir önemi ya da herhangi başka bir belgeye sahip olmasına ihtiyaç yoktur. İşlemin uygulanması yükümlülerin talep etmesine bağlıdır. Geçici depolama yeri veya antrepoya alınamayacak nitelikte veya hacim eşyalar için. Örneğin 30 ton ağırlığında 5 milyon dolar kıymetindeki bir makinenin vinçle taşıttan indirilmesi ve gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar yüklenmesi hasar riski yaratabilir. Yükümlünün gümrük idaresine bir talepte bulunması halinde taşıttan indirilmeden geldiği tır aracının üstünde işlem yapılmasına müsaade edilebilir. Veya özellikle antrepo, geçici depolama yerine konulması gereken eşya. Örneğin, eşyanın geldiği gümrük idaresi denetiminde özel düzenekli antrepo ya da geçici depolama yeri bulunamaması durumunda soğuk zincir gerektiren veya yanıcı, patlayıcı, parlayıcı eşya. Bu nitelikteki eşyaların olması durumunda supalan işleminden faydalanabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı'nca gümrük sahasına bir ambar kodu verilir. Örneğin Erenköy Gümrük Müdürlüğü supalan işlemi için ambar kodunu şurada görebilirsiniz.